Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hepsi Burada.com'dan aldığım bazı ürünlerin kutu açılımını yapacağım. Yakın bir zamanda arkadaşlar bu ürünleri sipariş vermiştim. 6 farklı, daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5 kutu var ama 6 farklı ürün var burada. Bir tanesi de biraz enteresan bir şey aslında. Bir ürün değil de yine de hadi koyayım dedim madem şekil olsun, çeşit olsun diye. Şimdi ilk kutuyla başlıyorum. Hepsi Burada'nın kendisinden aldığım ürünler bunlar. Bir tane Daimo isimli bir etiket makinesi. Bunu eşim istemişti. Böyle çeşitli şeylerin, benim kutularım falan var biliyorsunuz. Onların üzerine böyle isim yazalım falan diye düşünmüştük. O geldi ama açtırtmadım dedim. Videoda çekeceğim. Ondan sonra açacağız, bakacağız nasıl özellikleri var diye. Şimdi şuradan şöyle bir açalım. Daimo'yu. Bu bilinen bir markaymış. Açıkçası ben bilmiyordum. Etiket tarafında bilinen bir marka. Ve bir sürü böyle farklı ürünler de var ama hani bu manuel bir versiyon. Bunun böyle elektronik olanları falan da var. Şöyle bir açalım cihaza zarar vermeden. Bunları da açmak çok zor ya. Evet, dikkatlice açalım. Parmağımızı falan da kesmeden. Evet, kutudan çıkarmayı başardım. Bunların kendi özel etiketleri var arkadaşlar. Ve bu etiketlere baskı yapıyorsunuz. Burada 9 milimlik bir etikete baskı yapabiliyor bu. Ve içinden de bir bakayım, şurada da bir kutu şeyi var galiba. Evet, şurada da bir böyle, yanlış hatırlamıyorsam arkasında yazıyordu ama 3 metre olması lazım. 3 ya da 2 metre mi? Şurada yazıyor. 9 milim 3 metre, evet. 9 milim 3 metrelik bir etiket varmış. Şu kısımda var. Şöyle üst kameraya göstereyim. Şuradan bu etiketi kullanabiliyoruz. Bu bitince yeni bir tane almamız lazım. Bu basit bir ürün. Hani buradan A'yı B'yi seçiyorsunuz. İşte hangi harfi denk gelecekse, mesela burada hangi harfi istiyorsunuz, yukarıdan görülüyor. Buna şöyle çıtırt diye basınca mesela burada ne yazmışlar? Daimo yazmışlar. Ben de bir mesela şurada ne var? Z basayım bir tane. Evet, bastık herhalde. Şu an gelmedi daha. Z, G basayım bir tane de. Z, G, R yapalım. Bastık. G. Şuradan çıkıyorlar. Yavaş yavaş. Bir de R yapalım. Basit bir ürün bu. Yani böyle bir teknolojik bir şey de değil aslında çok fazla. Bu şekilde böyle yazdık. Bu şekilde işte bu etiketi çıkardım. Herhalde şöyle çekince yırtacağız diye tahmin ediyorum. Bakayım bir deneyeyim. Böyle bir yerde bir makas gibi bir şeyin de olması lazım bunun ama herhalde kendimiz kesiyoruz birazcık çekip. Sonra bunu istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Etiketli bir şey. Böyle kullanılan bir ürün bu. Güzel de bir ürün. Ben de merak ediyorum aslında böyle şeyleri. İlla ultra teknolojik olması gerekmiyor. Bir diğer ürünümüz yine Hepsi Burada.com'dan aldığım Hilo marka saat, Solar diye geçiyor. Bu çok merak edilen bir üründü. Bana da çok soruluyordu ama test etme imkanım olmadı. Hilo'nun Türkiye temsilcisi yok herhalde. Şu kutuyu da şöyle bir uzağa bir yere atalım. Onlar da göndermediği için ben de test etmemiştim ama dedim bari bir tane alayım ben. Kendim alayım bunu. 249 TL'ye aldım. Bu üründe yanlış hatırlamıyorsam bakayım şimdi 87.9 TL. Bu Daimo'nun etiket makinesi. Bu da 249 TL'ye aldım. Güzel de bir saate benziyor. Yani 249 TL'ye de böyle mucize beklememek lazım. Bileklik bile vermiyorlar artık. Hilo'nun bu bayağı da yorum almış bir ürün bu arada arkadaşlar. Hani ben kullanmadım ama şöyle de bir saat. Şöyle yukarı kameraya da göstereyim. Şöyle bir saat. Üzerinde bir etiketimiz var. Vallahi fena bir şeye de benzemiyor yani. Bakın şöyle. Gayet de güzel bir saate benziyor. Şöyle yukarıda göstereyim. Tabi burada şöyle bir etiket var şu anda. Buna güzel bir test yapacağım. Yumuşak da bir kayışı var. Hoş, güzel bir saat. Hani çok büyük paralar harcamak istemiyorum. Ben 1000 lira, 2000 lira vermeyeyim bir saate diyorsanız. Alınabilir bir ürün yani. İlla hani herkes böyle pahalı saatler kullanmak zorunda değil. Bana makul gibi geldi fiyatı ve yorumlara da okudum. Bir sürü yorum da var. Hepsi burada da var. Farklı yerlerde de gördüm. Bir yorumlara ben de bakacağım. Ben de kullanacağım ki saat konusunda epey tecrübesi olan biriyim. 2-3 yıldır neredeyse saat kullanıyorum. Hali onun da bu Solar saatinde detaylı bir testi gelecek. Şimdi bir diğer ürünümüz, bu ben kişisel merakımdan dolayı aldım. Wondrock diye bir marka var biliyorsunuz belki ya da bilmeyenler. Benim kanalımı izliyorsanız biliyorsunuzdur ama benim kanalı izlemiyorsunuz belki ilk kez duyacaksınız. Böyle çeşitli el aletleri işte zımpara makinesinden tutun da işte şarjlı matkapa kadar olan bir marka. Ben iki tane ürünü aldım. Bir sıcak hava tabancasını aldım. Bir tane de Dremel tarzı benzeri bir ürünleri vardı. Mini taşlama makinesi, mini gravür makinesi de geçiyor. Onları aldım. Hatta mini gravür makinesinin videosu da var. Şimdi de mini bir zımparalama makinesi. Üçgen zımparalama makinesi diye geçiyor bir ürünü varmış. Böyle ben ufak tefek tamirat, tadilat işlerini seviyorum evde biliyorsunuz yapmayı.
o konuda da ilgili farklı bir durum var. Hatta Tamirat Taadet de bir video listem de var. Oynatma listem de var YouTube üzerinde. Şu arkadaşı şuradan bir çıkartalım. Ben bunu hiç açmadım. Hani size video yapmak için. Duruyor evde 2-3 gündür. Bütün kutuların gelmesini bekledim. Bu Von Rock'un ürünü. Böyle kutuyla geliyor zaten. Çevreci bir markada bu arada. Hollanda markası. Çin malı falan da değil. Hani Çin malı derken küçük görmek anlamında söylemiyorum da. Böyle bez çantalar veriyorlar her ürünleriyle beraber. Çevreyi koruma adına. Güzel. Şöyle üst kameraya da göstereyim. Güzel bir bez çantamız var. Şöyle size de göstereyim. Ana kamerama da göstereyim. Böyle bir bez çantayla geliyor. Ne çıkıyor? Bakalım buradan. Ha, zımpara kağıtlarımız var. Üçgen zımpara dedik ya. Böyle bu şekilde. Üçgen derken tam üçgen değil ama bu ürünler böyle oluyor zaten. Bunlar cırtlı gibi böyle ve farklı. Bakın P240 yazıyor burada. Şöyle üst kameraya göstereyim. Üst kameradan sanki daha rahat anlaşılacak gibi görünüyor. P120. Biliyorsunuz bu zımparalarında şeyi var. P80. Rakam büyüdükçe işte dişi artıyor falan gibi şeyleri var. Azalıyor. Daha ince veya daha kalın zımparası oluyor. Şimdi bunları bir kenara alalım. Makine burada. Bu küçük bir ürün bu arada. Öyle çok aşırı büyük bir ürün değil. Ufak tefek işler için kullanabileceğimiz bir ürün bu. Ufak tefek derken bayağı da büyükmüş aslında. İlk defa kullanacağım bir şey olduğu için açıkçası bir fikrim yok. Burada cırtlı bir yüzey var. O zımparaları buraya yapıştırarak kullanıyorsunuz. Böyle küçük masa, sandalye, evde ufak tefek işler için bu. Böyle çok büyük yüzeylerde yeteri kadar sabrınız varsa orada da kullanılır ama böyle hani benim hani böyle çok büyük bir masam var ben onu yaparım falan diyorsanız biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Şöyle şu şekilde şuraya cırtı takıyorsunuz ve zzzz diye yapıyorsunuz. Böyle bir ürün bu. Von Rock'un ben ürünlerini seviyorum. Şurada bir ne var görüyoruz. Bir süpürge bağlanma yeri de var. Hani tozu falan topluyor. Onu da şöyle de isterseniz şöyle bir parça takarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz süpürge de bağlayabiliyorsunuz. Bunu nasıl takıyoruz? Şöyle takınca evet toz buraya toplanıyor veya süpürge de bağlayabilirsiniz. Bunu da test edeceğim. Yalnız her tarafta ürün oldu bu arada. Şunları biraz kenara alalım. Von Rock'umuzu da kenara kaldıralım. Kutusuyla beraber bunları kenara attık. Şimdi bir enteresan ürün daha var. Bu çok yorum alıyordu. Farklı satıcılarda da ben gördüm. Hepsi burada da çok acayip yorum alan bir ürün bu. Hani böyle 5000, 10000 falan yorum vardı. Su pompası ama motorize su pompası. Bunu da çok merak ediyordum ben. İyi diyenler var, kötü diyenler var, çalışmıyor diyenler var. Fakat küçük bir şeymiş ya. Ben bunu bayağı büyük bir şey bekliyordum. Böyle yukarıdaki kameramıza da gösterelim. Böyle bir ürün bu. Bunu çıkartalım bakalım kutusundan. Bunu ilk defa deneyeceğim. Gerçekten de şöyle. Ha, bu pompa bağlantısı kağıdımız. Bir tane ne bu? Mini USB. Yok, mikro USB pardon. Mikro USB kablomuz. Bir de cihaz bu. Böyle bir şey. Ha bir de şunun demiri var. Şöyle takıyoruz herhalde değil mi? Evet. Böyle takıp bız diye şarj. İçinde pili var, şarj oluyor. Bu şekilde de kullanılıyor. Bu arada hemen çalıştı ya. Bu arada fiyatlarını söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heyecanından böyle bir sürü ürün açınca. Hayli onun saatini söylemiştim. 249 lira. Devam edelim. Başka ne ürünlerimiz vardı? Von Rock'un bu zımparalama makinesi, üçgen zımpara makinesi 189 lira ki piyasada bulabileceğiniz en ucuzu bu. Daha ucuzu yok. Onu gerçekten baktım. Ve en ucuzu hepsi burada üzerinde. Onu söylemiş olayım. Onun dışında bu ürün kaç para? Bu ürünün de fiyatını da söyleyeyim. Bir saniye. Bu neredeydi? Şuradan bulayım. Bu ürün fiyatı da 29.99. 30 lira. 30 lira da plastiğini alamazsınız bunun. Ne kadar çalışacak, nasıl çalışacak çok merak ediyorum açıkçası bunu. Yani 30 liraya, 20 liraya aldık biz geçen gün normal mekanik pompa. O 20 liraydı. Bu 30 lira ama elektronik yani falan. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz yani. Bunların dediğim gibi detaylı testlerini yapacağım. Şimdi bir diğer ürün de masaj makinesi. Bunu itiraf edeyim. Kerem'den gördüm. Kerem Enginer. Sevgili kardeşimiz, YouTuber kendisi. Ondan gördüm. O da kutu açılımı yaptı ama incelemedi galiba. Ya da ben görmedim. Ondan gördüm. Bu masaj makinesi arkadaşlar. Bu da enteresan bir ürün. Bunu da merak ediyordum ben. Şöyle bir çıkartalım. Şu tarafa bir atalım. Şöyle. Yani bu da ucuz bir ürün. Bunun çok pahalıları da var. Hani 300 liraya, 500 liraya satılanları da var. Ama bu ucuz olan versiyonlardan bir tanesi. Fascal Facial Gun diyor. Böyle gun da enteresan olmuş. Şimdi açalım bakalım. Bu her tarafından bir şeyler fırladı. Parçaları var böyle bir sürü. Plastik.
Şöyle bir parçası var, böyle bir parçası var. Aslında şöyle bir cihaz bu. Bayağı da ağırmış ha. Bunun fiyatı neydi? Yanlış bir rakam telaffuz etmemek adına kontrol etmek zorundayım. Kusura bakmayın. 151 liraya almışım. Birazcık plastik kokuyor. Evet. Böyle bir cihaz bu. Nereden açılıyor ya? Böyle bakın. Oo, dur bakalım. Hemen bir böyle bastıkça şuradan yukarıdan göstereyim. Kapattık. Şimdi şu ucunu takalım. Şu herkes bu ucunu kullanıyor. Şöyle de bir ucu var. Bunu böyle kaslarınıza aslında profesyonel sporcuların çok kullandığı cihazlar bunlar. Ama tabii bu biraz daha pahalılarını kullanıyorlardır muhtemelen. Şuradan şarj olma makinesi var herhalde. Adaptörü var kutusundan çıkan. Şöyle bakın. Şöyle yapayım bakayım. Oo, vallahi çok iyi geliyor ya. Oy 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 oy. Biliyorsunuz bizim işin en büyük sıkıntısı mesleki hastalık diyebilirim. Şu omuz, boyun, kollardaki ağrılardır. Vallahi bunlar için bu birebir diyorlar ama 150 lira ürün de ne kadar uzun ömürlü olacak bilmiyorum. Hazır bulmuşken ben inceleme ayağına kendime şey yapayım arkadaşlar. Test, masaj yapayım böyle. Oo, çok güzel oldu vallahi. Ay vallahi çok güzel oldu. Burada düğmemiz var. Düğmeye bir kere basınca normal açılıyor. Bir daha basınca işte hızını arttırmış oluyoruz. Bir daha. Üzerinde zaten LED ışık var. LED'in her basışta LED'in gücü artıyor. Bir kere en son bastığımızda da kapanmış oluyor. Farklı farklı uçları da var böyle. Şöyle bir uç var. Bu spine dediğimiz omurga için herhalde anladığım kadarıyla. Bu farklı kollar için filan. Şu yine farklı vücudu farklı bölgeler için bunları kullanarak masaj yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi Kerem'den gördüm bu ürünü. Kerem Enginar selam olsun kendisine. O incelemedi ya da ben görmedim incelediyse de. Ben inceleyeceğim ama inşallah kısmet olursa. Güzel de bir test gelecek. Bu ürünü de 151 liraya aldım. Yine hepsi burada üzerinden. Bunu da bir kenara kaldıralım. Ortalık dağıldı iyice. Tek bir ürün daha var. Aslında bunu incelenecek bir ürün değil de. Masaya koymuş bulundum. O zaman çıkartayım kutusundan. Bir A4 tekstil kağıdı aldım. Eskiden tekstil derdi. Şimdi fotokopi diyoruz. A4 fotokopi kağıdı almıştım. Bu hepsini beraber sipariş verdiğim için bunu da böyle yazıcımız var bizim malum. Epson modelini almıştım. Hatta ben onu incelemiştim de yine kanalda da neden aldım daha doğrusu bir videomuz var. Onun için almıştım bu üründe. Karışık bir şey oldu. Ortalık bayağı karıştı. Bir sürü ürünler var filan. Önümüzdeki yaklaşık 1-1,5 ay içinde kısmet olursa bunların hepsini inceleyeceğim. Hepsini anlatacağım sizlere. Ürünlerle ilgili sorularınız olabilir arkadaşlar. Açıklama kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Böyle bir özelliği var mı? Şunu yapabilir misin? Şunu deneyebilir misin diye. Farklı kategorilerde şeyler seçmeye çalıştım. O bakımdan hani ya ne alakası var zımpara makinesi falan demeyin. Ben meraklıyım böyle şeylere ve farklı kategorilerde de ürünler incelemeye çalışıyorum. Sizin de bu ürünlerle ilgili sorularınız varsa yazın. Ben de inceleme tarafında cevaplamaya çalışayım. Elimden geldiğince ya da hemen yanıtlayabileceğim bir şey varsa da bu videonun altında da yanıtlayacağım. Bu arada hepsiburada.com'da bir işbirliği yapmaya başladım. Onu da söylemiş olayım. Bir linkler paylaşacağım zaman zaman. O linklerden alışveriş yaptığınız zaman bana da faydanız olmuş olacak. Bu ürünlerin tamamının bulunduğu linki de açıklama kısmına koyacağım. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da destek olmuş olacaksınız. Hepsiburada ile böyle bir işbirliğine başladığımızda belirtmiş olayım. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmanız benim için önemli. İzleyicilerim çok fazla sayısı ama abone sayısı bence yeterli değil. Bir 10 bin yapalım. 10 binden sonra bakarız. 50 bin mi olur, 100 bin mi olur? Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda, farklı bir kutu açılımında, farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.